Hoş geldin Artkut. Hoş geldim abi. Hoş geldim ama boş gelmedim. Tam 200 bin lira abi. Güle güle harca. Nasıl ya? Geldi mi yatırımcı sonunda? $200.000 mi var burada şimdi yani? Aynen abi. 200 bin lira keş. Su geçirmez paslanmaz hesabı. Aslanım benim be! Yaşa! Anneciğim, biz bundan sonra hiç ayrılmayacağız değil mi? Anneciğim... Benim bir süre daha burada kalmam lazım. Neden ama? Sen artık evimize gelmeyecek misin? Geleceğim ama... O zaman ben de seninle burada kalayım. Anneciğim burası neresi? Neden çocukların kalması yasak? Anneciğim, sen burada bunlardan mı yapıyorsun? Çok çalıştığın için mi ben burada kalamam? Evet kızım. Biz burada çocuklar için bunlardan yapıyoruz. Babaanne! 5 dakika daha bekleyin, geliyoruz. Ama hadi halacığım. Anneciğim, pek geç kalmasın, siz çıkın. Ben çocukları alıp gelirim. Aa, tamam kızım. Hadi, biz çıkalım. Hadi kızım, gidelim. Ben hazırım Tuğçe. Sen nereye saçaklı? Ben de İpek ablanın resimlerini görmek istiyorum. Hadi ya, sen hiçbir yere gelmiyorsun. Aliye Hanımlar gitti herhal. Ben hazırım Arzu Hanım. Artık sizinle gelebilirim. Bu ne hal? Sergi için hazırlandım. Beğendiniz mi? Kim davet etti seni sergiye? Hem bu ne hal canım? Rezil mi edeceksin bizi orada? Bunun saçlarını sen mi yaptın? Evet. Ben özendim ama. Rica edeceğim, özenme. Biraz haddinizi bilin canım. Şu hale bak. Hadi git çıkar üstünden şu paçavraları. Yemin ediyorum çıldıracağım. Anne hadi geç kalacağız. Hadi kızım. Sen hiçbir yere gelmiyorsun. Ama İpek abla... Kes sesini. Sinirimi senden çıkarmayayım. Ama... Geç bakayım sen şöyle. Gel. Tuğçe hadi gidiyoruz. Anne ama Elif de gelecekti. Kes sesini.
Gelmek istiyorsan sus sen de. Hadi. Söyle lan, nerede o herif? Veysel nerede? Söyle çabuk. Ne bileyim nerede be, bırak. Biliyorsun, söyle dedim sana. Kardeşim niye laftan anlamıyorsun? Bilmiyorum işte, yok. Nasıl yok? Kaçtı mı? Eline bir miktar para geçmiş. Bir müddet yokum dedi. Nerede olduğunu söylemedi. Bu yanında kalmayacak onun. Fare elinde girse vuracağım o adamı. Kim yaptıysa bulacağım. Asıl o zaman hesaplaşma neymiş göreceksiniz. Aferin sana Elif. Kimseye bir şey anlatmadın demek. Artık gerisini Veysel Efendi düşünsün, değil mi? Ne olursa olsun, fikrim değişmeyecek. Biz kendimizi tehlikeye attık. Paramızı istiyoruz, o kadar. Ne arsız insanlar mısınız be? Ne laftan anlıyorsunuz ne halden? Yeter! Selim miydi o? Nereye gitti? Eve gidiyor. İşleri varmış. İşleri mi varmış? Kardeşinin en önemli gününde. Şimdi böyle ararsın işte. Açmayacağım. Neredesin sen? Tuvalete gittim hanımım. Anneciğim, benim başım çok ağrıyor. Müsaadenizle eve gideceğim. Tamam kızım. Seni beklemek artık beni yaralıyor. Sen gelmedikçe ve yanında olmadıkça o yaralar kanamaya başlıyor. Ve tarifi mümkün olmayan bir acıya dönüşüyor. Kardeşim çaresizce o delikte kurtarılmayı beklerken ben senin yanında olamam pek. Olamam. Burada mı? Pardon. Bakar mısınız? Siz? Siz geçen gün Elif'i orman yolunda bulan adamsınız. Ben. Ha evet, siz o geceki. Kusura bakmayın, bir anda çıkaramadım. Önemli değil. Ben o geceden sonra ufaklığı hiç aklımdan çıkaramadım. Çok tatlıydı maşallah. Malum, buralarda da fazla ev yok zaten. Belki denk gelir görürüm diye. Nasıl, iyi mi bari? Kın sesini çıkarma, bin arabaya. Geç. Hayır, uğurlu olsun, tuttum evi. Abi, niye geldin sen şimdi? Nasıl ya, niye gelmeyeyim? Yok yani,
hani o kadar param var abi. Evin eşyalarını filan ilgilenseydin, hani dayasaydın, döşeseydin. Ha? Bir temizlettir filan evi abi, değil mi? Başında dur. Ne işin var abi? Ben buradayım zaten. Ha, doğru diyorsun aslında ya. Tabii abi. Gelme sen. Bak, görmeyeceğim seni burada. Yarın gelme. Öbür gün de gelme. Ha. İyi, hadi ben kaçtım o zaman. Eyvallah. Hadi abi, görüşürüz. Babaanne, eve ne zaman gideceğiz? Aa Tuğçe, biraz sabırlı ol kızım. Ya ama çok sıkıldım ve çok acıktım. Gidelim artık. Çocuk haklı anne, sıkıldı tabii. Yengem nerede? Başı ağrıyormuş, eve gitti. İnsan giderken çocuğunu da yanına alır ama. Tuğçe, hadi gel biz gidip bir şeyler yiyelim. Oh be, yaşasın. Çok acıkmıştım vallahi. Kızıyla ilgileneceğine çekip gitti. Tamam anne. Gonca burada nasılsa. Sıkma canını. İpek. Yüksel Bey benim çok eski arkadaşımdır. Kendisi çok iyi koleksiyonerdir. Merhaba, hoş geldiniz. Memnun oldum İpek Hanım. Açıkçası bu kadar profesyonel bir çalışma bekliyordum. Ama görünce büyülendim doğrusu. Sergi sonrası sizin için de uygunsa konuşmak isterim sizinle. Bu cevheri saklı tutmamalısınız bence. İpek? Efendim abi? Bence Yüksel Bey haklı. Bence de değerlendirmelisin. Ha. Evet, tabii tabii. Teşekkürler. Ben fazla vaktinizi almayayım. Daha uygun zamanda tekrar konuşuruz. Müsaadenizi isteyeyim. Görüşmek üzere, memnun oldum. Teşekkür ederim ilginiz için. Peki, neden bu kadar keyifsizsin? Yok yok, bir şey yok abi, keyfim gayet yerinde. Heyecandan sanırım. Peki. Öyle olsun. Kendini kandırabilirsin ama. Neyse. Ben anlıyorum kime niye kızdığını. Ufaklık buralarda yok herhalde. Hava soğuk ya. İçerideydi şimdi. Buyurun. Aa yok. Çok teşekkür ederim. Rahatsız etmeyeyim sizi. Estağfurullah. O gece teşekkür etme fırsatı bulamamıştım zaten. Lütfen buyurun. Peki. Erken dönmüşsünüz. Evet, Elif'i merak ettim de. O yüzden biraz erken geldim dedim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. O gece Elif'i orman yolunda bulan beyefendi. Öyle mi? Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Allah sizden razı olsun. Artık sizin gibi iyi insanlar kalmadı. Buyurun, şöyle geçelim. Geç içeriden, geç! Sıkmayın kafana! Yürü. Otur. Duymuyor musun, otur. Nedir lan senin derdin ha? Niye bırakmıyorsun peşimizi? Cevap versene lan. Niye susuyorsun? Dilini mi yuttun lan? Konuşsana!
İnanamıyorum Feraye. Ben ona ne yaptım ki? Baksana ya. Mesajıma bile cevap yazmıyor. Nasıl kırgınım anlatamam. Ama bak hala kendini üzüyorsun. Bence sen de çok uzattın. Ya belli ki önemli bir şey var. Aramadan öğrenemezsin ki. Yoksa bildiğimiz Melih çoktan cevap vermişti. Ya haklı olabilirsin ama içimi kemiren... Hayatım, o içini kemiren duygu gururun ne yazık ki. Aşkta ve sevgide gurur mu olur ya? Hadi ara artık bu kadar düşüneceğine. En azından kafan rahat olsun. Tamam, arıyorum. Polis misin diye sorduk. Cevap vermedin. Bir yere kadar sabrımız bizim de. Nerede lan telefon? Ver şu telefonu. Kaşla göz arasında yardım mı çağırdın lan he? Ne oldu? Meşgule aldı. Meşgule mi aldı? Nasıl yani? Sana uydum aradım. Aramakla da hata ettim yine ya. Of. Dur bakalım. Hemen aklına öyle kötü şeyler getirme. Ya adam seni meşgule aldı diye konuşmak istemiyor mu demek oluyor bu şimdi? Ne demek oluyor peki? Ya başına kötü bir şey geldiyse? Allah aşkına Feraye. Ne gelecek başına bu kadar kötü? Haklısın ama. Kötü adamlar kaçırmış olabilir tabii, değil mi? Ne demek? Kim olsa aynı şey yapardı. Herkes yapamayabilirdi. Buyurun. Daha bugün yaptım. Taze taze. Elinize sağlık. Sağ ol Kiraz. Afiyet olsun. Ufaklık nerede? Buralardaydı ama. Hem git bakayım ne yapıyor. Siz rahatınıza bakın, ben hemen geliyorum. Elif. Canım benim. Burada mıydınız? Elif'e bakayım dedim. Oy, nasıl da derin derin uyuyor. Elif de meğer evdeymiş. Ben de sonradan fark ettim. Kurabiyeyle süt getirdim. Odanın kapısı da... Sağ ol Kiraz. Bu sefer ben istediğim için arıyorum. Neden meşgul aldığını duymak istiyorum. Düşmedi daha. Belki çekmiyordur. Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra... Al işte. Şimdi ulaşılamıyor diyor. Telefonunu kapatmış. Rahatsız ediyorum ya. Seni artık kimse elimizden kurtaramaz. İşimize burnunu sokmak neymiş? Öğreneceksin. Madem konuşmuyorsun, şu saatten sonra başına geleceklerden sen sorumlusun. Yalnız bıraktım sizi de. Kusura bakmayın. Ne demek? Hiç önemli değil. Elif iyi.
Uyuyor. Oh oh, ne güzel. Göremeyeceğim o zaman ufaklığı. Aman iyi olsun da. Geldim, geldim. Neredesin sen? Kapıyı çalıyorum, duymuyorsun. Kusura bakmayın. Selim Bey de yeni geldi de misafir var. Ben müsaadenizi isteyeyim. Ne demek? Müsaade sizin. Yine bekleriz. İpekciğim, çok büyütüyorsun ama. İpek nereye? Bak, misafirlerine de ayıp olacak. İpek! İpek! Yardım edin! Kızım! Yardım edin! Açılın, geri çekilin. Çekilin! Çekilin! Kenan! Çekilin! Kızım! İpek! İpek! İpek. Tamam abi. Hayır. Hayır abi. Hayır. Boşuna kendinize düşman ediyorsunuz. Sizinle bir işim olmadığını en başında söylemiştim. Öğrenmek istediğim iki kelimeydi. Eğer söyleseydiniz... Yanlış yapıyorsunuz beyler. Çok yanlış. Eğer Tarık Bey o gece Elif'i bulmasaydı ne yapardık bilmiyorum. Ya. Neyse ki Tarık Bey o gece oradaymış. Aslında o akşam dışarı çıkmak hiç aklımda yoktu. Bir arkadaşım aradı. Benden iş için yardım istedi. Ben de onu kıramadım. Öyle mi? Bu zamanda sizin gibi yardımsever birini rastladığımız için çok şanslıyız anlaşılan. Hakikaten öyle. O gece Elif'i yatağında görmeyince kafayı yiyordum resmen. Neyse Selim'cim, düşünme artık bunları. Neyse ki Tarık Bey imdadımıza yetişti. Sahi, ormanda bulmuştunuz değil mi? Evet. Of, o geceyi düşünmek bile istemiyorum. Aslında çiftlik çok güvenilir görünüyor. Kocaman kapıyı nasıl açtı ki acaba? Sormayın, bizim hatamız. Kapıyı daha iyi kilitlememiz gerekiyordu. İnsan neye dikkat edeceğini şaşırır bazen, değil mi? Kızım, çok korkuttun bizi. İyi misin şimdi? İyiyim. Ne olur kusura bakmayın. Gerçekten özür dilerim. Özür dilenecek bir şey yok ki. İsteyerek bayılmadın ya. Biraz daha kendine gel de buradan doktora gidelim. Anneciğim, doktorluk bir şey değil. Heyecandan sanırım. Gözüm karardı. Kızım, sabahtan beri ağzına bir lokma koymadın.
Olacağı buydu tabii. Neyse, Allah korudu. İç bakalım şundan bir yudum. Of ya, çok şükür. Çok korktum kızım ya. Teşekkürler canım. Korkulacak bir şey yok. İyiyim, geçti şimdi. Tekrar özür dilerim herkesten. Nasıl oldu abi, anlamadık. Bilemedik abi. Boşluğumuza denk geldi. Merak etme abi, arıyoruz. Bulacağız. Yakalayalım, bineceğiz tepesine. Bu sefer affı yok. Tamam abi. Gözün yaşına bakmayacağız. Keseceğiz cezasını. Ufaklık o geceyle ilgili bir şey söyledi mi peki? Maalesef. Hatırlamıyorum diyor. Biz de çok üstüne düşmek istemedik. Pardon. Sen ne yaptığını zannediyorsun? Ne işin var burada? Ne işim olduğunu sen daha iyi biliyorsun. Ne cüretle buraya geliyorsun? Çabuk çık git evimden. Ver paramı, hemen ışınlanayım. Buna bak. Birazdan işim burada olur. Onunla karşılaşmak istemezsin değil mi? Gayet iyi olur. Hem onunla da tanışmış oluruz. Arzu Hanım, az önce gördüm. Beni aramışsınız. Bir şey mi diyecektiniz? Ha, Tuğçe yine yaramazlık yapmış. Tam biz çıkarken Elif'i odaya kilitlemiş. Onu söyleyecektim. Sesini duydum. Hemen kapıyı açtım ben de. İyi yapmışsın. Daha iyisin değil mi kızım? İyiyim anneciğim. İpek Hanım çok geçmiş olsun. Bu arada tebrik ederiz. Muhteşem bir sergi olmuş. Teşekkür ederim. Eksik olmayın. Daha niceleri olur umarız İpek Hanım. Tekrar geçmiş olsun. Çok sağ olun. Geldiğiniz için ayrıca teşekkür ederim. Allah'tan misafirler anlayışlı çıktı da erkenden dağıldılar. Hadi kızım. Biz de toparlanalım artık. Eve gidelim artık. Hadi ama. Tamam kızım. Gidiyoruz. Tuğçe, hadi gel giyim montunu. Hadi canım, yavaşça kalk, bana tutun. Ya, abartmayın canım, bu kadar iyiyim. Ne istiyorsan vereceğim. Ama hemen git buradan. Olmaz. Paramı almadan şuradan şuraya gitmem. Ya tamam. Ödeyeceğim diyorum işte. Daha ne istiyorsun? Nakit. Hemen şimdi. Kusura bakmayın. Yok, hiç önemli değil. Biz de Arzu Hanım'la para mevzusundan konuşuyorduk. Para mı? Evet. Biliyorsunuz insanların artık para için yapmayacağı bir şey yok. Çocuk kaçırmaktan tutun organ mafyasına kadar. Çok haklısınız. O yüzden sizin bulmanız Elif'i bizim için çok büyük bir şans oldu. Rica ederim Selim Bey. İnsanlık vazifemizi yaptık. Müsaadenizle ben bir su alayım.
Yani aslında o yolu ben hiç kullanmıyorum. O gece müşterimle yemekte dönüyordum. Pardon. Paranı hazırlıyorum. Hemen evden çık ve demir kapının önünde beni bekle. Geç kızım, geç. Anneyim ben. Aa kızım, daha yeni ayaklandın. Çok pardon, hemen geliyorum. İpek, ne oldu? Halam bayıldı. Aa, nazar değdi bu. Ben dedim ama, görüyor musun? Neyin var, iyi misin? Yok bir şeyim. Ne olacak oğlum? Günlerdir yemeden içmeden çalışıp anne sözü dinlemezse olacağı buydu. Alakası yok. Bir an kendimi kötü hissettim, o yüzden oldu. Halam yere çok kötü düştü amca. Tamam kızım. Halanı daha fazla yormayalım. Bence de dinlen biraz. Arzu nerede? Çalışma odasında Aliye Hanım. Anne, siz çıkın ben geleceğim. Tamam oğlum. Hadi kızım. Yavaş. Arzu, ne yapıyorsun burada? Küpümü kaybettim de burada mı diye bakıyorum. Baktım ama bulamadım. Ne oldu? Erken gelmişsiniz. İpek, sergide fenalaştı. Aa, ne oldu? Tam olarak bilemiyoruz. Her zamanki gibi herhalde. Canım benim ya. İlk sergisi ya, heyecan yaptı herhalde. İpek'in hep kullandığı bir ilacı vardı. Salonda olacak. Onu da alalım. Hayatım, sen çık. Ben alıp getiririm. Ne oldu ki birden? Gayet iyiydin. Şimdi de gayet iyiyim. Bir şey olduğu yok. Bayılmışsın İpek. Nasıl bir şey olduğu yok? Böyle yatak döşek yatacak bir durum yok yani. Bir isteğiniz var mı? Hafif bir şeyler hazırlayayım size. Canım istemiyor pek. Sonra yesem. Cık. Hala sonra yesem diyor bak. Kızım iki lokma yesen ne olur? Cık. Kiraz, sen hafif bir çorba yapıver de içsin. Hemen Aliye Hanım. Ya ısrar etmeyin ne olur. Gerçekten içim almıyor diyorum. Lütfen anneciğim. Yemek yiyecek durumum yok. Tamam kızım. Nasıl istiyorsan. Herkes sakin olsun önce. Anne. Fazla üstüne gitmeyelim. Önce bir ilaçlarını alsın, bakarız sonra. Şimdi anlat bakalım. Ne oldu böyle birdenbire? Ne olabilir ki abi? Tansiyonum düşmüş, hepsi bu. Ben sana dışarıda bekle demedim mi? Niye hala buradasın? Ben sana paramı almadan şuradan şuraya gitmem dedim. Evin halini görmüyor musun? Nasıl paranı vereyim bu kadar insan içinde? Orası beni ilgilendirmez. İlgilendirmez öyle mi? Benim başım yanarsa arkamdan kimler gelecek bir düşün. Hemen çık dışarı, beni bekle. İpekciğim, bak biz senin aileniz. Aile içinde gizli saklı oldu mu, kimse kimseye yardım edemez. Bu yüzden üzme bizi. Belli ki bir şeyler olmuş. Hadi anlat canım. Ya uzatmayalım ne olur. Olan biten bir şey yok. İpek'in Melih yüzünden canı sıkkın Kenan abi.
Melih yüzünden mi? Öyle mi? Ne güzel anlaşıyordunuz ya kızım. Ne oldu birdenbire? İpek, şunu doğru düzgün anlatsana bana. Melih sana ne yaptı? Ben size demiştim. Bu adama güvenmiyorum demiştim. Anlamıyorum gerçekten. Adam çok kibar, düşünceli, saygılı dedik ama. Vallahi ben hiçbir zaman böyle düşünmedim abi. Rol de yapmadım. Tavrımı hep belli ettim. O adama hiç güvenmiyorum, hiç. Ya büyütmeyin lütfen. Ortada bir şey yok. Ne olup bittiğini ben de bilmiyorum henüz. Ailesiyle tanıştık canım o kadar. Siz de bu kadar ön yargılı olmayın. İpek'cim, ne oldu böyle sana? Nazar değdi galiba o kadar kalabalığın içinde. İlaçlarını getirdim. Sağ ol yenge. Hele şükür gelebildin. Kaç saattir ilaç bekliyoruz. Neredesin sen? Niye bağırıyorsun? Getirdim işte. Ne oluyor burada? Herkes bir gergin. Abi, nereye gidiyorsun? Abi, sana anlatacaklarım vardı. Sonra Selim, sonra. Bu adamlar tekin değil diye sana kaç kere söyledim evladım. Ama beni dinlemiyorsun ki. Kimseden korkum yok benim. Ne olacaksa olsun. Cesaret iyidir evlat. Ama doğru yerde, doğru zamanda kullanıldığında. Seni anlıyorum. Kardeşin için uğraşıyorsun. Ama canını tehlikeye atman niye? Bu can sana Mevla'nın bir emanetidir. Bunu sakın unutma oğlum. Melih hanginiz? Benim. Ne yaptığını sanıyorsun sen ha? Burası bizim ekmek teknemiz. Burayı tüküremezsin. Melih oğlum. Birisi de bizim ekmek teknemize tükürdü. O yüzden buradayız. Baş harfi Melih. Ben kimsenin helal kazandığı paraya göz dikmedim. Ocağına çomak sokmadım. Ama ihaleye girmişsin. Sana o kadar haber yolladık. Çekil diye. Evet, girdim. Ve kazanacağım. Bak şimdi bu hiç olmadı. Bir daha haber göndermişsin. Yetimlere ev açacağım diye. Sen belediye başkanı mısın? Devlet misin sen ciğerim? Sana mı kalmış böyle faso fiso işler? Oğlum. Ne istiyorsunuz siz, ha? Sen karışmayın Fuz Baba. O arazi bizim, anladın mı lan? Çekileceksin yolumuzdan. O arazi ne senin, ne benim. Orası yetimlerin hakkı. Bunu sokun kafanıza. Hadi şimdi defolun gidin buradan. Melih oğlum. Daha sonra
Buradan defolun gidin. Bir daha da yoluma çıkmayın. Anlaşıldı mı? Burnumu kırdı lan şerefsizim. Bir daha o anasız babasız yetimlerin hakkına göz dikerseniz andım olsun ki ikinizi de gebertirim. Şimdi defolun gidin buradan. Dur! Yenildiğin yerden böyle çıkmayı mertlik mi sayıyorsun lan? Tamam oğlum, bırak gitsin. Bu adamdan özür dileyeceksin. Babamın elini öpeceksin. Ondan af dileyeceksin. Kusura kalma. Affetmek Allah'a mahsustur evladım. Ben sadece bir baba olarak ricada bulunabilirim. Benim oğlumun önüne çıkmayın. Ben onu zamansız kaybettiğim çocuklarımın yerine koydum. Onu büyüttüm, bugünlere getirdim. Yurttan kaçıp yanıma geldiğinde daha küçücük bir çocuktu. Öfke için çeliği eritebilirsin, ateşi yandırabilirsin. Ama bulamadığı şeyleri başkalarına dağıtan birini asla durduramazsın. Anladın mı oğlum? Bak bunu sakın unutma. Bırak gitsin oğlum. Halam bayıldı. Ne? İpek abla bayıldı mı? Hı hı. Nerede şimdi? Odasında yatıyor. Anlatmayacak mısın oğlum? Gördüğün gibi işte Efruz baba. İhalede önüme çıkıyorlar. Çekil diyorlar. Ben diyorum ki yetimler için yetiştirme yurdu yapacağım. Onlar diyorlar ki yapma. Emeklerini de kırdılar, yıktılar Efruz baba. Bırak kırılsın oğlum. Kırılan eşya olsun. Yeter ki gönüller kırılmasın evladım, gönüller. Kızım, rahatsın değil mi? Bir şey istiyor musun? Ben rahatım da, sen de biraz rahat ol anne lütfen. Ne yapayım kızım, elimde değil. Sen de beni anla. Bir Ali'ye emir oldu klasiği daha. Siz geçin dalganızı. İpek'cim ben de çıkayım. Sen de biraz dinlen, başına kalabalık etmeyelim. Geçmiş olsun tekrar canım. Sağ ol yenge. İpek abla, ne oldu, iyi misin? İyiyim Elifciğim. Tuğçe söyleyince çok üzüldüm. Canım benim, üzülecek bir şey yok. Ben iyiyim, sen merak etme. Halacım benim. Ben de çok korktum. Korkmayın ama, geçti. Ben iyiyim. Durun bakayım. Boğacaksınız kızı. Ne yapayım babaanne?
çok seviyorum halamı. Bak şuna. Tamam da kızım, halan rahatsız. Dinlensin biraz. Gelin bakalım kızlar. Benim de ilgiye ihtiyacım var ama. Kıskandın değil mi? Birazcık. Yetişirim. Nerede kaldı lan bu kadın? Ağaç etti. Umarım bir madik atmıyorsundur bana. Nerede kaldın ya? Geldim işte. Ne işi var bu adamla? Nasıl olur? Demek her şeyi yengem planlamış. Seninle uğraşıyoruz demek ha? Demek yanlış yaptık. Affet abi, bilemedik. Bilseydik önünde ceketimizi iliklerdik. Sen mi karar veriyorsun? Doğrumuza, yanlışımıza ha? Kimsin lan sen? Kim? Sus, sen yanlış yaptın sen! Küçük yürek.